Bakın, çok ilginç ama kar adam her ortaya çıktığında hemen ardından Sheriff Perkins'in geldiğini farkında mısınız? Peki ya bizim Ace? Ne kadar çok baca yıkılırsa oteli o kadar çok dolar. Ve ihtiyar Jet de kasabaya dışarıdan gelenlerden pek de hoşlanmıyor. Bakın, bu profesörün kitabı. New England'ın yöresel efsaneleri. Yazan Profesör William Fagan Higginson. Fagan? Bu isim bu bölgede çok tutulan bir isim olmalı. Başsız kardin adamın bölümünü açsana Fred. Bakalım. Buradaki yazıya göre siyah ceketli Rudy buraya yakın bir yerdeki mezarlıkta gömülüymüş. Ayrılalım. Defne Derman, siz benimle gelin. Shaggy ve Scooter, siz bu gece yeterince korku yaşadınız. İkiniz burada kalın ve sıcacık oturun. Tanrım Fred. Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel ayrılma planıydı. İşte bu daha çok hoşuma gitti. Ateş neden söndü? Bak, başsız kardan adamdan hiç korkmamıza gerek yok. Tabii eğer o da soğumayacak olursa. Olamaz. Tamam, her şey yerine konuldu. Bu yıl yaz bu kasabaya biraz erken gelecek çocuklar. Şimdi Shaggy ve Scooby'nin de buraya gelmesi gerekiyor. Ben ekip çalışması diye buna derim. Hadi kızlar, gösterir zamanı. Şimdi. Ve başsız kardan adam aslında... Hiç kimse mi? Ah, durun. Profesör Higginson. Profesör, ders anlatma vaktiniz geldi sanırım. Ve kasaba efsaneleri için araştırma yaparken siyah ceketli Rudy'nin 1823'te yollardaki herkesi soyduğunu öğrendim. Ve adamlar onu bulmadan altını saklamıştı. Siyah ceketli Rudy altınları bir evin bacasına saklamıştı. Bu yüzden her tarafı his içindeydi. Bakın, aslında o altınlar bana ait. Neden? Siyah ceketli Rudy'nin torunu musun sen? Hayır, o William Fagan Higginson. Siyah ceketli Rudy'nin soyduğu adamın torunu. Chekingen Fagan'ın. Bu doğru. Rudy benim büyük babamı soymuştu ve o günden beri ailemiz Noel'i hiç kutlayamadı. Profesör bacaları yıkmak için başsız kardan adam efsanesini bir paravan olarak kullandı. Kullandığı giysi kardan olduğu için girdiği her evi soğutmak zorunda kalıyordu. Her şey boşunaymış. Büyük babamın altınlarını bulmak istedim ama tek bulduğum tuğlalar oldu. Durun bir saniye. Altın, tuğlalar... Sen de benim düşündüğümü düşünüyor musun? Gidelim. Üstünü biraz temizlersek. Aman tanrım, gerçek altın. Hepsi altınmış. Ah tanrım, buna inanamıyorum. Yani siyah ceketli Rudy denen adam demek altınlardan baca yapmış. Evet. Altınlar bir kez daha parmaklarımın arasında. Sanırım yarattığım bütün bu sorunlar yüzünden hapishaneye gideceğim. Noel'den nefret etmem için bir neden daha. Bence Profesör Higgins'ın ailesinin başına gelenler çok üzücü. Noel olduğu için onu affedemez miyiz baba? Ama kasabadaki insanlar beni affetmez çocuğum. Ama ben sizi affediyorum. Bütün o yaptıklarımdan sonra bana hediye mi veriyorsun? Noel'in amacı da bu değil midir zaten? Sanırım bunu biz de yapabiliriz. Bakın Profesör, bu sizin ailenizin altını. Evet, ve bunca yıldan sonra bunları size veriyorum. Ne? Benim mi?
Şey, belki haklısınız. Ama şimdi verme sırası bende. Bu altınları bütün kasabaya dağıtacağım arkadaşlar. Bunu yapmak zorunda değilsin. Ama yapmak istiyorum. Bir tatil günü evinizi mahvettiğim için çok özür diliyorum. Burada herkes için yeterli altın var. İşte Noel ruhu diye ben buna derim arkadaşlar. Karşınızda Profesör Higginson, kasabanın en zengin adamı. Bakın. Hey, mutlu Noeller dileme zamanı geldi. Mutlu Noeller Tommy. Herkese mutlu Noeller diliyorum çocuklar. Christmas tree.